Sayın Fatma Güldemet Sarı Hanımefendilerin kürsüye teşriflerini arz ederim. Sayın Proje Müdürümüze, Sayın Ekonomi ve Ticaret Ateşemize, çok değerli birinci katip ve benim başkan yardımcımıza ve siz değerli katılımcılarımıza hoş geldiniz diyorum. Değerli katılımcılar, içinde bulunduğumuz yüzyılda endüstri ve teknoloji alanında meydana gelen hızlı gelişmeler bir yandan yaşam kalitesini arttırırken bir yandan da çevre sorunlarını beraberinde getirmektedir. Özellikle şehirleşme ile birlikte başta büyük şehirlerde olmak üzere artan motorlu taşıt trafiği, demiryolu trafiği, havaalanları ve endüstri tesislerinden dolayı gürültü oluşmaktadır. Şehirlerimizde yaşayan insanlarımızın büyük çoğunluğu bu gürültüden fazlasıyla etkilenmektedir. Bu çerçevede bakanlığımın amacı insanlarımızın gürültüden uzak, sessiz ve sakin, daha huzurlu, sağlıklı, kaliteli bir çevrede yaşamlarını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmaktır. Değerli misafirler, çevresel gürültüye maruz kalmanın insan sağlığı üzerine etkileri konusu Avrupa Birliği'nde 90'lı yılların sonlarında çalışılmaya başlanmış ve 2002 yılında çevresel gürültüye ilişkin kapsamlı bir direktif yayınlanmıştır. Ülkemizde ise 2003 yılında hazırlanan ulusal programda söz konusu direktifin uyumlaştırılması için 2005 yılı hedef olarak belirlenmiş ve mevzuat uyumu kapsamında ülkemiz açısından öncelikli olarak çalışılan çevresel gürültü direktifi çevre mevzuatımıza Temmuz 2005 tarihinde yansıtılmıştır. Avrupa Birliği çevresel gürültü mevzuatına uyumlu olan çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliğine göre gürültü kaynakları için stratejik gürültü haritaları ve harita sonuçlarına göre eylem planlarının hazırlanması gerekmektedir. Bu görev belediyelere, il özel idarelerine ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na verilmiştir. Yönetmelik kapsamında gürültü alanlarının belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması, diğer taraftan korunması gereken sessiz alanların korunması için gürültü haritalarının ve eylem planlarının hazırlanması önem taşımaktadır. Değerli katılımcılar, bildiğiniz üzere Avrupa Birliği Çevresel Gürültü Direktifi ile tam uyumlu olan çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliğinin gürültü haritaları ve eylem planları ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla Bakanlığım AB İPA 2009 programına Çevresel Gürültü Direktifi'nin uygulama kapasitesi için teknik yardım projesini önermiştir. Proje Haziran 2013 tarihinde resmi olarak başlamış ve 30 ay sürmüştür. Proje Bakanlığımın koordinasyonunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Erzurum, Gaziantep, Antalya, Adana, Samsun, Eskişehir ve Muğla Büyükşehir Belediyeleri ile birlikte Edirne ve Nevşehir Belediye Başkanlıkları ile işbirliği ve koordinasyon içinde yürütülmüştür. Proje kapsamında 5 büyük ilimiz olan İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara ve Kocaeli yerleşim alanları dahilinde bulunan karayolu, demiryolu ve liman dahil sanayi kaynaklarının stratejik gürültü haritaları hazırlanmış ve AB destekli bu projenin bütçesi 5.8 milyon avrodur. Ayrıca gürültü haritaları ve eylem planlarının hazırlanmasından sorumlu kurum ve kuruluşların kapasitesini güçlendirmek üzere eğitimler gerçekleştirilmiş ve 10 ilde seçilen pilot alanlarda farklı gürültü kaynaklarına yönelik gürültü haritaları hazırlanmış ve harita sonuçlarına göre eylem planlarının hazırlanması çalışmaları yürütülmüştür. Pilot alanlardaki kaynaklara ilişkin gürültü haritalarının hazırlanması için proje kapsamındaki kurumlara toplam 16 adet yazılım temin edilmiştir. Çok değerli misafirlerimiz, Bakanlığımızın yürüttüğü projelerle 20 ilimizin şehirleşmiş alanları için stratejik gürültü haritaları hazırlanmıştır. Hazırlanan gürültü haritaları, sorunlu alanların belirlenmesinde ve kontrol tedbirlerini içeren eylem planlarının hazırlanmasında kullanılacaktır. Bu çerçevede gürültü haritası hazırlanmış olan illerin eylem planlarının belediyeler tarafından hazırlanmaya başlanması gerekmektedir.
Kalite politikalarımızda da belirttiğimiz üzere sürdürülebilir çevre, yaşanabilir şehirler, sürekli iyileştirme bundan sonra yapacağımız tüm çalışmalarımıza yön verecektir. Bu çerçevede şehirlerimizde akustik planlamanın yapılması, sessiz ve sakin alanların korunması için hazırlanan stratejik gürültü haritaları ile harita sonuçlarına göre hazırlanan eylem planlarının imar planlarında esas alınması önem arz etmektedir. Son olarak projemize katkı sağlayan siz değerli katılımcılarımıza ve projede görev alan çok kıymetli uzmanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu proje çevresel gürültü kontrolü alanında çalışmalara bu projenin çevresel gürültü kontrolü alanındaki çalışmalara faydalı olacağına inanıyorum. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun.